beşiğin üst dikmeleri. 4 tane. Ağaç çivilerle yapıyorum. Çivi hiç kullanılmıyor. Torunlarım dünyaya geldi. Torunlarımı biliyor, herkesin bildiği gibi torun çok sevgilidir. Onların sağlığını, sıhhatini düşünerek çocuklarıma dedim ki ne yapabilirim acaba bunlara hizmet olarak? Benim de zaten hobi olarak daha önceden de elimden keser, çekiç, balta herhangi bir şekilde düşmezdi. Yani marangozluğa merakım fazlaydı. O açıdan dedim ki bunlar için çocuk oyuncakları yapayım. Zararlı oyuncaklardan çocuklarımızı uzak tutalım. Amacım kendi torunlarımın yanında belki de benim peşime gelebilecek insanlar olur düşüncesiyle bu işe başladım hobi olarak. Başlarken asla ve asla maddi çıkar hiçbir zaman için düşünmedim. Tam 9 yıldan beri 10 yıla girmek üzereyim. Bu işi yürütüyorum. Burada düzenli bir şekilde çalıştıracaksın ki. Oyuncakları yaparken kendi el hünerim artık güzel güç ve yetenektir anlaşılan. Çalıştıkça ortaya çıktı. Çalıştıkça ortaya çıktı. Hiç kimseden yardım almadım. Kendi kendime bu tasarım bana aittir bunların hepsi. Kendi kendime yaptım. Aynı zamanda ormandan da bir tane ağaç kestiğim yoktur. Bağımdan, kendi bahçemden toparlamış olduğum meyve ağaçlarından biçtirerek, hazırlayarak getirdim. Burada değerlendirdim. Gaz vermem lazım ki tekerin çıkma şansı olsun. Benim şu anda 300'e yakın oyuncak yapmışım burada. 9-10 sene içerisinde 300'e yakın oyuncak yapmışım. Bunların en azından 100'e yakını dostuma, arkadaşımın çocuğuna hediye edilmişti. Yanıma beni görmeye gelen çocuğa kesinlikle vermişimdir. Ben de bu yapmış olduğum oyuncaklarımızı halk eğitime götürmemi söylemiştiler kendileri. Halk eğitime götürdüm. Orada seçici kurul inceledi benim oyuncaklarımı, yapmış olduğum ürünleri. 3 tanesini 2 yıl önceden kendileri mağazalarında satışa sunmaya karar verdiler. Bu şekilde sonuçlandı. Şimdi bunun bağlantılarını yapacağız ileride. Meslek hayatımda da benim için basit olan, önemsiz olan hiçbir şey olmadı. Her şeye gözüm gibi dikkat ettim. İşimi de layıkıyla yaptım. Bunu da önemsiz diye gördüğüm hiçbir şey yoktur. Çok önemli diye görürüm. Yorulurum ama hiçbir zaman için işimi bitirdiğim zaman ben de mutlu insanla olamaz. Ceviz kırma makinesi, kendim Cevizli köyünde ikamet etmekteyim, Şavşat Cevizli köyünde. Ondan dolayı merak ettim. Bunu da dedim halka hizmet olarak sunmuş olurum düşüncesiyle. Çam tahtası, fındık tahtası, kiraz ve buna benzer malzemelerden yapıyorum. Özenle yapılmıştır. Bunların her biri 2 güne, 3 güne ancak çıkarılıyor.